Avrupa'ya şöyle bir uzanalım istersen, neler oluyor, neler bitiyor Avrupa'ya? Şimdi Avrupa'da, Almanya'da, Polonya'da, ne bileyim Belçika'da, Hollanda'da bazı çiftçiler ayaklanmışlar. Niye acaba? Şimdi gidiyorlar böyle traktörleriyle, atıyorum gübre ya da dışkı falan filan döküyorlar böyle şeylere, belediyelerin, kamu binalarını, bakanlıkların önüne. Bu sefer de Paris'te, Paris kuşatma eyleminde tarım makineleriyle şehir merkezine doğru hareket etmiş Fransız çiftçiler. Allah Allah, o kadar euro kazan, yine de şikayet et olacak şey mi? Bir görelim. Amaçları ne? Tarım politikalarını protesto. Başka ne olur ki? Almanya, Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından Fransa'da da çiftçi eylemleri devam ediyor. Tarım politikalarını protesto eden çiftçiler farklı kentlerden Paris'e hareket etmeye başladı. Paris kuşatma eyleminde 25 farklı noktada 1200'den fazla tarım makinesiyle yollar trafiğe kapatıldı. Çiftçi sendikalarından yapılan açıklamada amacımız Fransızların hayatını sekteye uğratmak değil, tarım politikalarının neden olduğu krize bir an önce çözüm bulmak ifadeleri yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinedeki bazı bakanlarla çiftçi protestolarını görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi. Evet, Paris'e de bir takım yolları merkeze doğru hareket etmişler ve yolları kapatmış durumdalar. Evet. Ciddi bir ayaklanma söz konusu görüldüğü üzere, baksana protesto. Kilometrelerce protesto etmek için tarım makinalarıyla, kamyonlarla yolu kapattılar. Ama sonuç alacaklar ki, çünkü işte bu konularda karar vericiler hemen bir acil toplantı düzenlemişler. Evet. İşte hükümetin vergi politikaları, tarım politikaları, akaryakıta gelen zamlar vesaire, bunlar protesto ediliyor. Kimi yerlerde Emre'cim. Demek ki orada çiftçiler bir hayli fazla müzdaripler bu. Evet. Bizde o kadar değil. Demek ki. Havalimanlarında yer hizmetlerini geçen sene hatırla Avrupa'da. Aylarca süren bir greve gittiler. İndiğinde bavullar gelmiyordu. İki saatte evet. Bir çıkarıyorlar. Sonuçta yani istediklerini aldılar galiba. Aldılar. Ki, değil mi? Her şey yoluna girdi. Kesinlikle. Bu arada hani akaryakıt falan ya da vergi falan, bizde de 1 lira 38 kuruş akaryakıta zam gelmiş. Hı hı. 42,5 liradan 43 liralara falan şeyler var. Ya artışlar var iline göre. Benzine de bir 2 lira civarında zam geleceği ifade ediliyor. Hayırlısı olsun. Benzinin hep son durumu ne oldu? Son durumu iyi bilmem. Motorunun altında. Ya motoruna gelince benzine de geliyor. Hayırlı olsun. O da 38 40'larda falan olur yine. Of. 40 civarları diye. Pekala, öyle fena değil. Ne olacak Ebru?